Asmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok beklettim sizi biliyorum ama tam orijinal Ramazan pidesi tarifiyle geldim. Sevgili arkadaşlarım bu verdiğim tarif birebir fırınlardan aldığınızın aynısı. Yani poğaça gibi değil de gözeneklerine bakar mısınız sanıyorum her şeyi anlatıyordur. Hatta hamuru hiç yoğurmuyoruz. Yumuşaklık testini yapıp hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler. Önce ilk olarak ön mayamızı hazırlayarak başlayalım. Bir su bardağı unu minik bir kaseye döküyorum. Bir paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şeker. Bu kuru malzemeleri tatlı kaşıkla kabaca bir karıştıralım. Ve yarım su bardağı ılık suyumuzu ekleyerek. Ön mayamızı hazırlayalım. Yani çok şöyle göstereyim bardakla sevgili arkadaşlarım. 250 milimlik bir bardak kullandım ama 200 milim de olur. Hatta 300 milim bir bardak da kullanabilirsiniz. Ön mayamızı bu şekilde çırparak tahta kaşığın ters tarafıyla ezerek güzel bir kıvama getirdik. Hazırladık. Ben elimden geldiğince tüm aşamaları hiç kesmeden kaydediyorum ki sizler de görün ben nasıl çalışıyorum. Hamur elimin altında nasıl değişiyor. Ön mayamız yapışkan. Fazla da sıvı olmayan bir şekilde hazırlandı. Üzerine bir kapak kapatalım. Ilık bir ortamda daha doğrusu oda ısısında mayalanmaya bırakalım. 15-20 dakika. Hemen ayrı bir kasede 2 su bardağı su ve 4,5 su bardağı unumuzu yine tahta kaşığımızla güzelce karıştırıyoruz. Bu işlemi biliyorsunuz yeni yeni tanışıyorsunuz biliyorum ama e, sevgili arkadaşlarım daha önceki verdiğim somun ekmek tarifimde yine aynı tekniği kullandım. Muazzam geri dönüşler aldım sizlerden. İnşallah tıpkı ön maya gibi bu ekmek hamurlarında suyla unu önceden hazırlayıp kenara alma tekniğini de mutfağınızda daha sık uygulayacağınızdan eminim. Tahta kaşıkla böyle hafif çırparak seri bir şekilde güzelce karıştırıyorum. Yani yaklaşık diyebilirim ki size 60 saniye kadar karıştırdım. Yüzeyini kapatalım aynı şekilde kenara alalım. 20 dakika geçti tam zaman olarak. Şöyle size göstereyim. Ön mayamız o kadar muazzam kabarmıştı ki bakın şöyle yan gösteriyorum ki tam olarak görün. Gözenek gözenek olmuş ön mayamız şahane bir şekilde hazır. Ve daha önce hazırladığımız su ve un karışımımız da dinlendi. Yani gluten kendini böyle saldı biraz. Bu çok önemli ekmek yapımında. Ön mayamızı diğer hamurumuza ekleyelim yine yoğurmuyoruz tahta kaşığımızı elimize alalım şöyle bir mayayı 30 saniye kadar güzelce normal hamura yani aşağıdaki hamura yedirelim yani mutfak şefine gerek yok 15-20 dakika yoğurmanıza gerek yok birkaç tekneye dikkat ederseniz gerçekten muazzam ekmek hamuru yapabilirsiniz şöyle kaşıkla güzelce çırparak ikisini birbirine yedirdim Zaten çalışma anınızda fark edeceksiniz elinizin altındaki hamurun bu şekilde köpük köpük olması yani kabarması sizi hayran bırakacak. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tepeli tuzumuzu ekleyelim. Tuzumuzu da hamurumuza güzelce yedirelim. Bu arada birçok arkadaşım tuzun rengi neden pembe diye sormuş. Himalaya tuzu olduğu için rengi pembe sevgili arkadaşlarım. Yani sonuçta tuz hiç fark eden bir şey yok. Yine kaşıkla tuzu ekledim. Seri bir şekilde güzelce onu ona yedirdim. Yani toplam bütün bu karıştırma işlemleri maksimum 2 dakika diyebilirim. Kaşığı kenara aldım ve elimle de şu şekilde hiç e, yumuşak bir hamur zaten elinize yapışacaktır. Bu gayet doğal. Şöyle ortaya doğru katlayayım. Neden derseniz bu katlama esnasında hava boşlukları oluşuyor hamurun arasında. Bu ne demek oluyor? Mayanız aktive olacak ve puf puf kabaracak. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Çok da zevkli bir çalışması var, belirteyim hemen. Hamurumuz hazır, kapağını kapatıp mayalanmaya bırakalım. 30 dakika geçti, 30 dakika sonra bakın, hemen kabarmaya başlamıştı bile. Hatta 30 dakika tam olarak dolmamıştı. İlk katlamayı tekrar yapıyorum, yani 20 dakika sonra diyebilirim. Gerçekten 30 dakika beklememiştim. 20 dakika sonra ilk katlamayı yapıp tekrar kapağını kapatıp kenara alabiliriz. Hamurumuz mayalanırken biz de pidemizin şeklinde kullanacağımız şifa adı verilen bulamaçımızı hazırlayalım. Birazcık soğuk su, içerisine 2 yemek kaşığı un. İkisini birlikte güzelce bir karıştıralım. Yani pürüzsüz bir hale getirelim. Yaklaşık çeyrek çay bardağı soğuk su, 2 yemek kaşığı kadar da unumuz var. Ama gördüğünüz gibi tam doldurmadım. Siz de bu işi kontrollü bir şekilde yapın. Pürüzsüz bir hale geldikten sonra kaynar suyumuz var kaynar suyumuzu ekleyip onu güzelce açıyoruz. Bu fırında fırıncıların kullandığı ismi şifa olan pidenin şeklini vermekte kullanılan e, bulamaç diyebilirim. Pürüzsüz hale gelince bir tatlı kaşığı üzüm pekmezi ekleyelim. Onu da güzelce karıştıralım. Şifamız hazır. Yani bulamaçımız o pidenin üzerindeki orijinal lezzeti veren bulamaç hazırladık. Kenara alabiliriz. Bu arada 20 dakika daha geçti. Yani 15-20 dakika hamur iki misline kabarmıştı. Elinizi birazcık suya batırıp bir katlama işlemi daha yapın. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz hamuru hiç yoğurmadık. Kenara alın böyle kasenizi. İkinci katlamanızı da yapın. Bakın 20 saniye aldı en fazla. Çok kolay bir tariftir. Hemen tekrar kapatıyorum. Kenara alıyorum. 15 dakika. İki tane tepsimiz var. Yağlı kağıt sererek hazırladım. Üzerine birazcık da un serpelim. Çünkü hamurumuzun mayası tamamen gelmek üzere. Pidelerimizi yapmaya başlayacağız. Tepsilerimiz hazır. Hamurumuzu pidemizi yapmaya başlayabiliriz. Tam 15 dakika sonra bakın tekrar hamur 3 kat kabarmış oluyor. Ee, kabarcıklarını bilemiyorum. Kamerada tam olarak görebiliyor musunuz? o kabarcıkların oluşması demek çok kaliteli şahane bir ekmek hamurunuz var demek çünkü maya ve gluten çok güzel yayılmış çok güzel aktifleşmiş esnek güzel bir hamurunuz olmuş çok az un serptiğim tezgaha bir hamur kartıyla hamuru alıyorum bu arada hamuru aldığım anda o kabarıklığını söndürmeyin yani orada fazla elinizle basarak çalışmayın hamur kartıyla veya elinizle temiz bir şekilde de koparabilirsiniz. İki eşit parçaya böldüm. Zaten böldüğüm anda şöyle bakın kartla dokunduğumda o hamuru nasıl zıplayarak sanki bir e, lastik top gibi e, sallantısından anlıyorsunuzdur. Ne kadar muazzam bir şekilde olduğunu. Yine çok az un serperek hamuru çok az hafif hafif kenarlarını açıyorum. Bu esnada da yine hamurumuzu çok yıpratmayalım. Ne kadar esnek bir hamurumuz oluşmuş bunu da görmektesiniz. İki tane pide yapacağımız için şöyle ortaya doğru fazla sıkı olmasın. Gevşekçe katlayarak oval bir şekil verdim. Ters çeviriyorum ve ilk pidemizin ilk şekli vermiş olduk. Diğer hamuru da aynı şekilde tezgaha aldım. Şöyle elimle çok fazla yıpratmadan birazcık açıyorum. Ortaya doğru katlayarak bitiriyorum. İkinci pidemizi de tepsiye alabiliriz. İki tane pide yapıyoruz bugün. Ben sizlere bir tanesini normal şifayla birisini de yumurtalı olarak yapacağım. Tepsiye aldıktan sonra elinizle çok fazla sert basmadan yani yumuşak dokunuşlarla şöyle biraz açın. Zaten açıp bir, bir dakika bekleseniz hamur tekrar kendini salıyor. Çünkü hava boşlukları diyor ki mayaya kabar, sürekli kabar. Yani hamurunu sürekli kabaran bir hamur olacak. Elimle şöyle yumuşak bir şekilde açıyorum ve bitiriyorum. Tepsiye pidelerimizi yerleştirdik. Elimizle biraz düzelttik. Şöyle bir yakından gösteriyorum ki kabarcıklarını görmeniz için. Bu şekilde çalıştığınızda kabarcıklar oluşmuşsa muazzam olacak demektir. Temiz bir mutfak havlusu örtelim ve 10 veya 15 dakika dinlendirelim ve 15 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım ne kadar güzel bir şekilde kabarmıştı. Üzerinde de kocaman baloncukları var. Şimdi ilk pidemizi yapmaya başlayalım. Bu arada fırınınızı çoktan açmış olmanız gerekiyor. Alt üst ayar onu da hatırlatayım hemen. Şifayı daha önce hazırlamıştık. Biliyorsunuz sosumuz, bulamaçımız oluyor. Pidenin şeklini vermek için kullanacağız. Üzerine şifayı şöyle birazcık döküyorum ve e, kabarıklığını söndürmeden elimle çok nazik hareketlerle her tarafına sürelim. Çünkü kabarmış bir hamur olduğu için bu sürme esnasında çok böyle basarak çok kaba hareketler yaparsanız söndürürsünüz. Ve daha sonra da o klasik kendine özgü e, pide şeklini ellerimin tırnak kısmıyla basarak bitiriyorum. Ben bir tanesini kare kare yaptım. Diğerini de baklava dilimi olarak yaptım. Siz hangisini arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Önce dikey olarak sonra tekrar elimi şifaya batırarak ona mutlaka sürekli batırın belirteyim. Bir de hemen siz izlerken belirteyim sevgili arkadaşlarım. Kullandığım onun markası çok soruluyor. Ben Almanya'da yaşıyorum ve Almanya'da Lidl ve Aldi gibi buranın Türkiye'nin yani ucuz marketleri vardır. Yani Aldi veya Lidl'in ununu kullanıyorum. Öyle çok gidip de çok pahalı da numaralı unlar kullanmıyorum. Şifa ile şeklini verdik. Üzerine de çörek otu ve susam karışımlı karışımım vardı. Ondan her bir köşeye bir tane dökerek pidemizi bitirelim. Ve pidemiz şu anda fırına gitmek için hazır. Özellikle yakın çekimlerdeki baloncuklara dikkatinizi çekerim. Pidemizi önceden ısınmış alt-üst ayar yani fansız ayarda 220 derecede 30-35 dakika pişmeye gönderdim. Ve ikinci pidemiz o da muazzam bir şekilde kabardı. Hızlı çekimler. Ona da nasıl şekil verdiğim hemen size şöyle bir göstereceğim. Siz izlerken ben fırın dereceniz hakkında bilgi vermek isterim. Her fırın farklıdır. Lütfen gözünüz fırında olsun. Belki 220 derece ayarlarsınız, fakat fırınınız o anda 240 derece ısıtıyordur. Bunu tam olarak sadece fırın içerisindeki ısıyı ölçebilen bir dereceyle ile bilebilirsiniz. E, herkesin evinde de öyle bir derece olmadığına göre fırınınızı çok iyi tanımanız lazım. 220 derece alt üst ayar, fansız ayar ideal bir ısıdır. 30-35 dakikada mis gibi kızararak çıkıyor zaten. Bu pideyi de baklava dilimi olarak şifa ile şeklini verdim. Bir tane yumurta sarısını bir tatlı kaşığı sütle açıp onu da bolca üzerine sürelim. Yani yumurta sarısı ile yaptığınız pide çok çok daha parlak, çok daha güzel duruyor. Şifa daha mat ama şifanın lezzeti de tek geçerim diyorum size. Biraz sonra da detaylı belirteceğim. Ve baklava dilimi yumurtalı pide'mizde bitti. Fırına gitmek için hazır. İlk pidemizi 35 dakika pişirdim. Mis gibi bir kokusu var ki anlatamam. Fırından çıkardım. Yumurtalı Ramazan pidemizi de fırına verdim. Nasıl kabardığını, şeklini, şimalini görüyorsunuz. İkisi de çok güzel oldu. Ama sevgili arkadaşlarım burada en önemli püf noktanız hamurunuz. Hamurunuzdaki çalışma tekniğiniz. İnanın ki orada söylediğim her şeyi birebir uygularsanız böyle pideyi fırınlarda bile yiyemezsiniz diyorum. Ve iki tane Ramazan pidesi tarifi sundum bugün sizlere. Sunum için hazırlar, şöyle bir gösteriyorum ve aklınızda hiçbir soru bırakılmayacak kadar doku testine geçiyorum. Yumurtalı pidemiz gördüğünüz gibi daha parlak, daha güzel, daha şık duruyor. Şöyle bir ortadan kesip pidemizin arasındaki gözeneklere dikkatinizi çekerim. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Yani tüm ekmekte olduğu gibi ekmeklerinizi kestiğinizde bir kek gibi poğaça gibi değil de ekmek olduğunun en belirgin özelliği bu gözenekler. Ee, pamuk gibi de yumuşacık bir pideniz oluyor ki anlatamam. Diğer pidemizde şifa ile yapmış olduğum pide yani ona yumurta sürmedik sadece şifa ile fırına verdik. Onun da gözeneklerini şöyle bir gösteriyorum size. Daha önce bir Ramazan pidesi tarifi daha vermiştim, hatırlıyorsunuzdur. E o mu bu mu derseniz, bu kayısı bile edilemez derim. Açık ara bu orijinal bir pidedir diyorum. E, bu kadar da samimiyim sizlerle. Bütün doku testinde sizlere göstermiş olduğum. Bakın sevgili arkadaşlarım, aklınızda hiçbir soru kalmasın. Pamuk gibi de yumuşacık bir pide. Öyle bir yumuşaklıkta olamaz. Hamuru hiç yoğurmadık, saatlerce yoğurmadık. E, bir gün önceden hazırlamadık. Eee yapabileceğiniz en güzel Ramazan pidesi diyorum. Şöyle dört tanesini kesip üst üste dizdim. Dedim ki ben bunu bir de şöyle elimle basarak sizlere ne kadar yumuşak olduğunu ve nasıl balon gibi yukarı çıktığını göstereyim. Ben biliyorsunuz birçok tariflerimi bir gün veya bazılarına bir hafta üzerine çalışıyorum. Bu Ramazan pidesini toplam 3 defa denedim. Ve en sonunda istediğim gibi oldu. Bu mesela dünkü denememdi. Onu da hemen kenardaydı. Aldım size göstermek istedim. Bu hamurdan bir tane büyük bir pide yapmıştım. Gözeneklerini görüyorsunuz. Böyle bir gözenek olamaz. Yani yumuşaklığı da ertesi gün. Yani bu pide dün yapılmış bir pide. Hiçbir sertleşme, hiçbir şey olmadı çok güzeldi. Bunu da yandan size göstermek istedim. Yani isterseniz kocaman dombili bir tane pide yapın, isterseniz iki tane ince pide yapın. Bu tamamen size kalmıştır. Şöyle bir de bıçakla kesip iç dokusunu göstereyim sizlere. Ben tariflerimi verirken bazen çok konuştuğumu farkındayım. Bana katlandığınız için öncelikle teşekkür ediyorum ama ben tarif verirken istiyorum ki hepiniz yapın. Hiçbir eksik kalmasın. İç dokusunu da şöyle göstermiş olayım sizlere. Ne kadar baloncukları e, kaliteli bir hamuru var. Sanarsınız ki 3-4 gün çalışılmış. Bugün sizlere çok güzel bir Ramazan pidesi tarifi sunmaya çalıştım. Elimden geldiğince. Bütün Ramazan boyunca yapın isterim. E, tekrar yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar diyorum. Çok güzel bir Ramazan programı ayarladım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.